Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pino ile silecek projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Projemizi yaparken bazı malzemeler kullanacağız. Bakalım bu malzemelerimiz nelermiş? Suyumuz bulunmakta, peçetemiz, makas, kalem, maket bıçağı, dil çubuğu, bir tane küçük dil çubuğumuz bulunmakta. Benim dil çubuklarım renkli, sizler tek renk kullanabilirsiniz. Sert kartonumuz var. Hemen cetvelimiz, silikon tabancamız ve pino sensör ve modüllerimiz var. Peki pino sensör ve modüllerimiz nelermiş? Hemen onlara bakalım. Şöyle pino kontrol kartımız, su seviye sensörümüz, servo motorumuz ve servo motorumuzun modülü. Bilgisayar ile pino kartım arasındaki bağlantıyı yapabilmem için USB kablom. Sensörlerimi pino kartıma bağlayabilmem için ise bağlantı kablolarım bulunmakta. Evet, kullanacağım sensör ve modüllerim bu kadar. Hemen şöyle koyayım. Şimdi ise tasarımımıza geçelim. Artık sensör ve modüllerimizi kullanarak devremizi bir oluşturalım. İlk olarak ben servo motordan başlamak istiyorum. Servo motorumuzun üzerinde 3 tane kablosu bulunmaktaydı. Bunların renklerinin anlamları vardı. Kahverengi modül kartımın üzerinde GND'ye, kırmızısı 5 volta, turuncusu ise dijital pinlere yani D0'a takacağım anlamına geliyordu. Hemen gelip şu şekilde takma işlemini yapıyorum. Servo motorumuz 0'dan 180 derece açısına kadar açı yapabiliyordu. Bunu konuşmuştuk zaten. Evet, şimdi ise servo motorumuzu pino kartımıza bağlantısını oluşturalım. Üzerinde mor bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Pino kartım üzerindeki mor etiketli alanlara modülümü bağlayabilirim. O zaman hemen bağlantısını oluşturalım. Bağlantı kablo yardımıyla
Pinokartımla bağlantısını oluşturuyorum. Ben 4 numaralı kapıya takıyorum. Evet. Artık pinokartımızı da bilgisayarıyla bağlantısını oluşturalım. USB kablomu alıyorum. Ve hemen bağlantısını oluşturacağım. Şu bilgisayarı. Evet. Bilgisayardan mBlock programını açacağım. Ve mBlock programını açtıktan sonra bizim Pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Hemen eklenti paketimizi indireceğiz. Uzantılar bölümüne gelip uzantıları yönet diyorum ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Daha sonra çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemim tamamlandıktan sonra açılmış olan penceremi kapatıyorum. Robotlar bölümüne gelip bakıyorum. Evet, Pino ile ilgili kodlarım artık aktif halde. Hemen uzantılar bölümüne geliyorum ve buradan sadece Pino'yu seçili hale getiriyorum. Çünkü Arduino ile bir işlem yapmayacağız. Arduino'yu kaldırıyorum. Daha sonra kartlar bölümünden Arduino Nano seçili mi diye kontrol ediyorum ve artık bağlantımı oluşturabilirim. Bağlan, seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçili hale getiriyorum. Bende COM 6 çıktı. COM 6 olmasının sebebi şu. Pino kartımın bağlı olduğu USB portunun adı COM 6. Sizlerde farklı değerler çıkabilir. 3, 5, 7 veya 2, birden fazla değer çıkabilir. Sizlerde hangi USB portuna bağlıysa onu seçiniz lütfen. Evet, seçtim ve artık seri portum bağlandı. Hemen bağlandan gelip yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapacağım. Aygıt yazılım güncellemesi mBlock yazılımı ile Pino kartımın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda eğer benim Pino kartımın içerisinde eskiden yazılmış kodlar varsa bunları silmemi sağlıyor. Yani içerisini sıfırlamamı sağlıyor. Ya da projeyi yaptım. Projem çalışmadı. Yani bağlantısından ve kodlarından eminim ama projem çalışmıyor. O zaman yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapmakta fayda var. Ve bu işlemi bir kere yapmamız yeterli olacaktır. Hemen kapat diyorum. Ve artık servo motorumuzun bir kontrol edelim bakalım hemen çalışıyor mu diye. Bir olaylardan bayrak tıklandığı zaman ben servo motorumun hareket etmesini isteyeceğim. Robotlar bölümüne geliyorum ve servo motor çalıştır kodunu aldım. Kaç numaralı kapıya bağladıysam hemen onu değiştiriyorum. 4 numara yapıyorum. Bir sıfır açısına dönsün bakalım. Üzerine geri tıklayınca da çalışıyor. Şu an zaten sıfır açısında. Ben hemen 180 derecelik bir açıya gelmesini istiyorum. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi 180'e geldi. Sıfırı alayım tekrar. Sıfırı aldıktan sonra artık diş çubuğumu yapıştırabilirim. Şöyle olacak benim için. Servo motorumu ben buraya sabitlediğim zaman 0 ve 180 arasında gidip gelmesini isteyeceğim. O yüzden artık sıfırı bulduktan sonra diş çubuğumu yapıştırabilirim. Hemen geliyorum. Silikon tabanca yardımıyla diş çubuğumu ve servo motorumu birbirine yapıştırıyorum. Çift taraflı bant ile de yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle benim için sıfırda şöyle olsun. Şöyle yapayım. Yine kurumasını bekliyorum. Evet, servo motorum tamam. En son tasarımımı sabitleyeceğim ama bu küçük adımları bir yapalım bakalım. Evet, şimdi ise su seviye sensörümüzü nasıl bağlıyoruz ona bakalım. Su seviye sensörümüzün üzerinde de kırmızı renkli bir etiket bulunmakta. Yani Pino kartım üzerindeki kırmızı etiketli kapıları takabilirim anlamına geliyordu. Hemen geliyorum ve ben bağlantı kablom yardımıyla su seviye sensörümü dilediğim kapıya bağlıyorum. Ben 8 numaralı kapıya bağlantısını oluşturuyorum. Şöyle suyumu azıcık ileri alayım. Şimdi bakalım bir su seviye sensörümüzden değer okuması yapalım. Su seviye sensörümüzün kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçili hale getiriyorum. 8 numaralı kapıya bağlamıştım. Karakterime, ekrandaki karakterime değeri sürekli söyletmek istediğim için görünüm bölümünden merhaba de kod bloğunu alıyorum ve kontrolden sürekli tekrarla kodunu alıyorum sürekli istediğim için.
Bir olaya bağlamak istersem gelip olaylar bölümünden herhangi bir olay seçebilirim. Yeşil bayrağı bağlayalım ve çalıştıralım bakalım. Şu an 0 değerini gösteriyor. Hemen suyla ıslatıyorum. Bana 190-200 gibi değerler gösterdi. Her tarafını biraz daha ıslatayım. 220. Şöyle. Evet, 220'leri gördüm. O zaman ben şöyle bir kod yazabilirim. 160'dan büyük olduğu zaman benim servo motorum çalışsın diyebilirim. O zaman önce hep beraber kodları oluşturalım. Durdurdum burayı. Hemen geliyorum şimdi robotlar bölümüne. Ne istediğimizi tekrardan bir algoritmasını oluşturalım. Su seviye sensörümün üzerine gelen su damlalarının değeri 160 olduğu zaman bizim servo motorumuz 0'dan 180 derecelik açılar arasında belli bir istediğimiz saniye kadar çalışmasını isteyeceğiz. Bunun için önce hangi olaylarla başlatmasını istiyorsak onu seçili hale getiriyoruz. Ben öncelikle yeşil bayrakla bir başlatmak istiyorum. Bu işlemlerimin benim sürekli kontrol edilmesini istediğim için kontrol bölümünden sürekli tekrarla kodunu da alıyorum. Şimdi burada artık bir koşullu ifade var. Eğer 160'dan büyükse benim servo motorum hareket edecek ama 160'dan büyük değilse, yani küçükse de servo motorum hareket etmeyecek. O zaman bana burada bir koşullu ifade lazım. Bu benim için eğer ise değilse kod bloğu. Şimdi eğer ise değilsenin içerisine işlemler bölümünden karşılaştırma parametresini alıyorum ve diyorum ki benim değerim eğer büyük olursa kaçtan 180'den buradaki ilk bölüme robotlar bölümünden hemen su seviye sensörümüzün kod bloğunu alacağız. Şurada kaç numaralı kapıya bağladıysak onu seçili hale getiriyorduk. Bunu unutmayalım lütfen. 8 numaralı kapıya bağlamıştım. Kaçtan büyük olursa demiştim. Ben 160'dan büyük olursa servo motorumun hareket etmesini isteyeceğim. 0 ile 180 derece arasında. Hemen servo motorumuzun kodlarını yazalım o zaman. Geliyorum ve servo motor çalıştırma kodunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? Hemen bakıyorum. 4 numaralı kapı. O zaman diyorum ki 4 numaralı kapıyı 0'daydı şu anda. Önce bir 180'e getir. 1 saniye kadar burada çalıştır. Daha sonra servo motorumu 0 açısına tekrar geri götür diyorum. Yine 4 numaralı kapıyı seçip 0'ı tıklıyorum. Yine kaç saniye boyunca istiyorsam onu alıyorum. Tekrardan buraya aynı kod bloğunu yazabilirsiniz dilerseniz. Yazalım. Bu işlemi 4 kere yapmasını istiyorum. Zaten sürekli yapacağı için aslında birden fazla yapmış olacak. Değilse de ben ne yapmasını istiyorum? Durmasını, yani 0 açısına geri dönmesini istiyorum. O zaman geliyorum, diyorum ki servo motor çalıştır. Pin kapı numarasını değiştiriyorum. 4 yapıyorum ve 0 derecelik bir açıya gelmesini istiyorum. Şuraya ben tekrardan bir 180 dereceyi ekleyeceğim. Geldim. Tekrar şuraya 180 yapıyorum. Yine bir 1 saniye kadar çalışsın istiyorum. Evet, buradan da 0'a tekrar gönderelim. Sizler tabii ki farklı açılarda yapabilirsiniz. Ben tasarımıma göre böyle bir kod seçiyorum. Tekrardan 1 saniye bekliyorum şöyle kontrolden. Harika. Evet, şimdi bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Tabii bir yandan da ekrana kodlarımızı yazdıralım. Yani sensörümüzün değerini yazdıralım. Onu da farklı bir bayrakta da yapabilirsiniz. Ya da direkt görünümden merhaba deyip buradaki sürekli tekrarların içerisine alabilirsiniz. Bu bizim kontrol için yaptığımız bir aşama olsun. Hemen şimdi yeşil bayrağa bastım ve başlattım. Şu an 0 değerini gösteriyor. Servo motorumun açısı 0'da zaten. Biraz ıslatalım bakalım. 93'te. Evet, şöyle tutmam gerekiyordu, tutamadım. Şöyle tutayım. Harika. Şimdi tekrar deniyorum. 116. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi, evet, 180'den 0'a kadar bir açı yapıyor. Harika. Şimdi ise modelimizi tasarımımıza yerleştirelim. Bunun için hemen kuruluyorum. Sağlıklı bir çalışma olmasını istediğim için. Öncelikle kodlarımızı ne yapalım? Pinokartımızın içerisine yükleyelim. Bu yükleme işlemini yapmak için yeşil bayrak, yani olaylarını kaldırıyorum. Pino programını seçili hale getiriyorum. Ve içerisine kodları atarken merhaba de kod bloğunu kaldırmamız gerekiyor. Onu karşılamıyor çünkü.
Şimdi artık içeriye atma işlemini yapabiliriz. Hemen Arduino'yu yükle diyorum. Arduino'yu yükle diyorum tekrardan. Ve şu an yükleme işlemimiz yapılıyor. Daha sonra hemen tasarımımıza yerleştireceğiz. Evet, yüklememiz gerçekleşti. Artık USB kablomu çıkartabilirim. Şimdi ise tasarımımızı birleştirelim. Evet, yapıştırma işlemimiz tamam. Şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi ise ne yapıyoruz? Hemen pilimizi takıp çalıştırıyoruz. Kodlarımızı pinokartımızın içerisine attıktan sonra bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırmak için 9 voltluk pil kullanmamız gerekiyordu. Hemen 9 voltluk pilimi ve pil şapkamı alıyorum. Şöyle pinokartıma daha sonra takacağım. Evet, pino kontrol kartımın güç girişi hemen burada. Taktıktan sonra hemen on off düğmesinden on yapıyorum. Evet, enerji vermeye başladı artık. Şöyle göstereyim. Buradaki arka plandaki bu pino kontrol kartını ve motorumuzun, yani servo motorumuzun modül kartı içinde ayrıca bir alan yapabilirsiniz. Hemen artık suyumuzu alalım ve test edelim bakalım çalışıyor mu sileceğimiz. Şu an. Evet, harika. Bir daha deneyelim. Şu an demek ki değerler düşüyor. Hızlı bir şekilde ıslatayım ben de burayı. Evet, gördüğünüz gibi silecek projemiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sizler de farklı tasarımlarda bir silecek projesi yapabilirsiniz. Su seviye sensörünü kullanarak farklı projelerde yapabiliriz. İyi çalışmalar diliyorum.